Bir hafta önce soymak için girdiği kuyumcudan arkasına bile bakmadan kaçmıştı. Polis adresini belirlediği firari soyguncuya teslim ol çağrısı yaptı ama zanlı teslim olmamak için direniyordu. Sonra evden bir el silah sesi yükseldi. Çünkü zanlı canına kıymıştı. Yüzünde kar maskesi, elinde tabancayla gelmişti. Ama kuyumcunun gözü karaydı. O da tabancasını çıkarmış, soyguncuyu bacağından vurmuştu. Arkasına bile bakmadan kaçan soyguncu evinde yakalandı. Polis teslim ol çağrısı yaptı ama yakalanmamak için intihar etti. Ankara'daki başarısız soygun girişimi bir hafta önce yaşanmıştı. Soyguncu Ali Ölçer yüzüne kar maskesi takıp Mamak'taki bir kuyumcuya girmişti. Adam silahı çekti bize. Elinde poşet vardı. Poşetini çıkarttı. Doldur bunu dedi. Oyaladım ben biraz. Ama işler istediği gibi olmamıştı. Kuyumcunun da tabancası vardı. Gözü karaydı. Soyguncuyu tek kurşunla vurmuştu. Da silah vardı çekmecemizde. Bir el ateş ettim. Ateş edince o kaçtı. Bir aksama var ama vurulup vurulmadığını tam olarak bilmiyorum. Polis bir haftadır firari olan soyguncu Ölçer'i arıyordu. Soyguncunun kaçtığı güzergahtaki güvenlik kameralarını izleyen ekipler adresini tespit etti. Özel güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıkan Ölçer'i gözaltına almak için evine giden ekipler teslim ol çağrısı yaptı. Defalarca tekrarlanan çağrıya rağmen kapı açılmadı. Hafriyor istikametine kaçmış, yaya olarak. Evden bir el silah sesi geldi. Çilingir çağırıp eve giren polis Ölçer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yakalanacağını anlayan soyguncu intihar etmişti.